أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden, rahmetinden, mağfiretinden hakkıyla istifade edip anamızdan doğmuş gibi bayrama çıkabilmeye Rabbim her birimizi, aile bireylerimizi, annelerimizi, babalarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu muvaffak eyle. Kıymetli dostlar, Bakara Suresi'nin 183. ayeti kerimesini merkeze alarak oruçla ilgili bir dersimiz olacak. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Es-Sa'id billah Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler kütübe aleykümussiyam oruç size farz kılınmıştır. Bu bitti, kararı verildi. Demek ki ilahi kararlar içerisinde namaz nasıl bize farz kılındıysa, zekat nasıl farz kılındıysa, bu farz kılınan ibadetler içerisinde birisi de oruç ibadetidir. Namaz bedenle ilgili bir ibadettir. Zekat mal ile ilgili bir ibadettir. Oruç da bedenin farklı bir ibadetidir. Hac ise hem mali hem de bedeni bir ibadettir. Haçta insan parası da lazım, bir sürü masraf edecek, gidecek, gelecek. Mali bir ibadettir. Bir de bedenini de o işte kullanacak. Tavafını yapacak, sayini yapacak, vakfesini yapacak, şeytanı taşıyacak vesaire. Hac ibadeti hem mali hem bedeni bir ibadettir. Zekat mali bir ibadettir. Vermekle, zekatı ödemekle bu ibadet gerçekleşir. Namaz ise bedeni bir ibadettir. Oruç da bedeni yine farklı bir ibadettir. Allah Celle Celaluhu namazı farz kıldığı gibi, zekatı farz kıldığı gibi orucu da farz kılmıştır. Farz ne demektir kıymetli dostlar? Efali mükellefinde farz var, vacip var, sünnet var, müstehab var. Bir de haram ve mekruhlar var yasak bölümünde. Farz demek Allah-u Teala tarafından kulların gerçekleştirmesi kesin olarak talep edilen, asla tereddüt olmadan kesin olarak mutlaka bunu yapmalısınız diye Rabbimizin bizden istediği vazifelere farz denir. Farzlar yapılmadığı takdirde büyük günah olur. Efendim, dinden imandan çıkmış olur mu yapmayan insan? Elbette dinden imandan çıkmış olmaz. Büyük bir günah işlemiş olur. İnsanın ne zaman dinine dokunur, namaz kılmaması, oruç tutmaması, inancına yansıdığı zaman namaza ne gerek var? O kadar da önemli değildir. Niye farz olsun ki? Oruç eskiden belki öyle gerekiyordu ama şimdi gerekmez gibi Allah-u Teâlâ'nın bizden kesin olarak istediği, kıyamete kadar gelecek Müslümanlardan kesin olarak istediği bir vazifeye karşı inançta sıkıntı meydana gelirse, oruç tutsa da o zaman faydası olmaz.
İnançtaki sıkıntı, efendim tereddüt ve şüphe insanı imandan uzaklaştırır. İnkar edenle tereddüt eden arasında fark yoktur. Acaba niye farz olsun ki? Ne gerek vardı? Ha, farz değildir, ha, gerek yok buna demek ayrı şeydir. O zaten dinsizlik, imansızlıktır. Buna gerek var mıydı? Ne gerek vardı? Başka şeylerle bu açık kapatılamaz mı? Fakir fukaraya versen, para versen olmaz mı? Gibi farziyetini inkar edecek veyahut da şübheye düşürecek tehlikeler her birimiz için imani tehlikedir. Ancak bir insan namaz farzdır, oruç farzdır, ben tembelliğim sebebiyle yapmıyorum, kesin olarak Allah'ın talimatıdır derse imanında sıkıntı yok bunun. Sadece büyük günahlardan bir günah işlemiş oluyor. Şimdi okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak kendisi ifade ediyor. Buyuruyor ki ey iman edenler, kütübe aleyküm, size farz kılınmıştır. Yazıldı bitti bu iş. As-sıyam, oruç size farz kılınmış. Kemâ kütübe alellezîne min kablikum, sizden öncekilere de farz kılındığı gibi. Demek ki oruç ibadeti sadece bizdeki bir ibadet değildir. Eski ümmetlerde de namaz vardı, oruç vardı. Bu ümmette de ne vardır? Namaz vardır, oruç ibadeti vardır. Demek ki açlıkla ibadet Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar hep ola gelmiştir. Yani eğer oruç açlıkla yapılan bir ibadetse, bu ibadet Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar Allah-u Teala'nın her devirde kullarından istediği bir ibadettir. Dinimiz yedirmeyi teşvik ettiği halde, fakire, fukaraya, yoksula, misafire ikram etmeyi teşvik ettiği halde bütün insanlara, bütün Müslümanlara Ramazan ayı geldiğinde ne yapıyor? Belli saatlerde yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz ve ailevi münasebetlere, cinsel ilişkiye girmeyeceksiniz. 24 saat içerisinde sadece gündüze taalluk eden bölümde, yani imsak vaktinden güneşin batışına kadar olan süre içerisinde Cenab-ı Hak bunları yasaklıyor. Peki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunları yasaklayıp orucu farz kılınca gerekçesini de kendisi beyan ediyor. Ne diyor bakınız? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ben size orucu farz kıldım, sizden öncekilere farz kıldığım gibi لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Belki takvaya bürünürsünüz, takva sahibi olursunuz diye. Orucun insana sağladığı en önemli fayda takvadır. Takva ne demektir kıymetli dostlar? Yani Allah'a karşı saygı demektir. Şimdi öğlende acıkan insan yemiyor. Niçin yemiyor? Allah'ın kesin talimatı var. Susayan su içmiyor. Niye içmiyor? Şimdi hele hele ikindiden sonra açlık kafaya vurduğunda, susuzluk insanı perişan ettiğinde, efendim bu insan yemiyor, içmiyor. Akşam sofra hazır, yarım saat var, 20 dakika var. Sofrada her türlü nimet var. Ama biz sofraya bakıyoruz, sofra bize bakıyoruz, yiyemiyoruz. İşte bu nedir? Takva dediğimiz işte böyle bir şeydir. Orada yersek Allah'a saygısızlık yapmış oluruz. Çünkü bize kesin talimat verdi, güneş batıncaya kadar yiyemesin dedi. Oruç olabilmesi için böyle olması lazım. Şimdi bize iftar saatine 20 dakika, 25 dakika, yarım saat kala sofra hazır. Deseler ki sana şu kadar para vereceğim, ye deseler. Yer miyiz? Yemeyiz. Niçin haramdır diye yemeyiz. Dolayısıyla لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Eğer siz oruç tutarsanız, bu oruç sizi takvaya sevk eder. Takvaya sevk eder deyince اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Hani ne kadar para o kadar köfte diye bir tabir var ya, bir insanda ne kadar takva varsa Allah yanında o kadar değeri vardır. Çünkü Cenab-ı Hak اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Ey insanlar! Arapmış, Acemmiş, Türkmüş, Kürtmüş hiç fark etmez. Almanmış, İngilizmiş, efendim Fransızmış hiç fark etmez. Hepsi benim kullarımdır. Benim nezdimde üstün olanlar Araplar değildir. Üstün olanlar Türkler de değildir. Amerikalılar da değildir. Benim nezdimde üstün olanlar takva sahibi olanlardır. Kimde ne kadar fazla takva varsa Allah nezdinde derecesi o kadar yüksektir. Dolayısıyla
biz insanların can kurtaran simidi gibi muhtaç olduğumuz efendim takvayı bize sağlayan en önemli ibadetlerden birisidir oruç. Namazda da eğitim var, oruçta da eğitim vardır. Namazın içerisindeyken konuşamıyoruz, sağa sola bakamıyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz, telefon çalsa telefona bakamıyoruz, zil çalsa zile bakamıyoruz. Niye öyle? Çünkü namazdayız. Ama namaz 5 dakika sürdü, 10 dakika sürdü. Oruç öyle değil ki. Sabah başlıyor, ta akşama kadar, hele bu mevsimde 15 saati buluyor. 15 saat insan ne yapıyor? Allah-u Teâlâ'nın emrinin dışına çıkmamak için mücadele veriyor. İşte bu mücadele onun takvasını ortaya koyuyor. Takva da, kıymetli dostlar, bir müminin Allah nezdindeki değerini ispat eden en güzel vasıftır, özelliktir. Ayrıca Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cennet için ''uiddet lil muttakîn'' diyor. Takva sahibi insanlar için hazırlanmıştır. Cennet, takva sahibi insanlar için hazırlanmıştır. Bir insanda takva arttıkça cennete doğru yolculuğu artmış oluyor. Evet, ayrıca kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ وَزَكَاتُ الْجَسَلِ الصَّوْمُ. Her şeyin bir zekatı vardır. Paranın zekatı var, ineğin zekatı var. Şartlar tahakkuk ettiği zaman koyunun zekatı var. Keçinin zekatı var, altının zekatı var, paranın zekatı var. Bedenin de zekatı var diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cesedin zekatı oruçtur diyor. Demek insan oruç tutmakla bedenin zekatını ödemiş oluyor. Ve devamında da buyuruyor ki وَصِّيَامُ نِصْفُ sabri. Oruç sabrın yarısıdır. Yani sabır bir insanda olması gereken en güzel vasıflardan birisidir. Cenab-ı Hak bize hep sabretmeyi emrediyor. Peygamberlerdeki özelliktir. Oruç sabrın yarısıdır diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Demek ki oruç noktasında hassas olan, her yönüyle beraber hassas olan insan sabrın yarısını elde etti demektir. Öbür yarısında da biraz gayret ederse Allah'ın sevdiği kullardan olma garantisini elde etmiş olur. Şimdi kıymetli dostlar, daha önceki dersimizde de geçmişti, yeri geldiği için söylüyorum. Oruç elbette sabrın yarısıdır. Oruçlu olan insan iki dudağının arasından yemek yemediği, içmediği gibi ve avret mahalliyle diyelim ki eşiyle cinsel ilişkiye girmediği gibi oruç olduğu süre içerisinde, ama oruç kaliteli olabilmesi için ağzıyla yalan söylemeyecek, diliyle yalan söylemeyecek, gözüyle beraber namahrama bakmayacak, eliyle haksızlık yapmayacak, yanlış yere imza atmayacak, rüşvet almayacak, rüşvet vermeyecek, faiz almayacak, faiz vermeyecek. Yani haram olan bir şeyi eliyle yapmayacak, namahrama tutmayacak, kulağıyla yanlış şeyler dinlemeyecek, ayağıyla yanlış yerlere gitmeyecek. Yani burada oruç sabrın yarısıdır deyince elbette sabrın yarısı. Şimdi kıymetli dostlar, bir anadan babadan bize intikal etmiş bir kulluk anlayışı var. Şuursuz, sadece örf olarak intikal etmiş, bilinçli değil. Bir de bilinçli olarak kulluk yapmak var. Mesela şöyle söyleyeyim, vatandaşın birisi evinde namaz kılıyor. Namaz kılarken de televizyon açık. Haberler veya başka şeyler devam ediyor. Çocuğu bakıyor ki babası namaz kılıyor, televizyon açık. Hemen gidiyor televizyonu kapatıyor. Babam huzur içerisinde namaz kılsın diye. Selam verir vermez babası kim kapattı televizyonu diye sorunca, baba ben kapattım. Niye kapattın? Namazı daha huzur içerisinde kılasın diye. Oğlum ben hem namaz kılarım hem de televizyonu dinlerim diye cevap verdi. Şimdi soruyorum size. Bir insan hem namaz kılıyor hem televizyon dinliyor. Haberleri dinliyor veya bir dizi takip ediyor. Sizce bu namaz namaz mıdır? Böyle bir namaz olur mu? Bu namaz nedir? Böyle gelmiş, alıştım namaz kılmaya, usuldür diye namaz kılıyorsun. Bu bilinçli bir namaz değil ki. Kardeşim bak, namaz kılarken namaza odaklanacaksın. Bu benim son namazımdır. Bundan sonra bir daha namaz bana nasip olmayabilir. Bu benim ahiret yolculuğumun biletidir. Kabirde bana nurdur. Sırat köprüsünden beni geçirecek
en büyük sebeplerdendir. Hesabımı kolaylaştıracak en büyük nimetlerdendir diye bakacaksın. Namaza dururken namaza odaklanacaksın. Dolayısıyla namazı ve ibadeti böyle örftür, adettir, öyle alıştık diye yapmak vardır. Bir de bilinçli bir şekilde yapmak vardır. Şimdi aynı şekilde adam hem oruç tutuyor hem yalan söylüyor. Hem oruç tutuyor hem gözünü haramdan korumuyor, elini haramdan korumuyorsa bu örf olarak bir oruç tutmuş oluyor. Gerçek oruç bu değildir. Bu oruç insana takvayı sağlamaz. Gerçek oruç insana takvayı sağlar. Yani gözümüzü de koruyacağız, elimizi de koruyacağız, değil mi? Haramlardan kendimizi men etmiş olacağız, bütün organlarımızla beraber oruç tutmuş olacağız. O zaman oruç, oruca benzemiş olacak. Ve bu oruç işte sabrın yarısını bize sağlamış olur. Diğer konularda yapacağımız sabırla da, sabır dediğimiz o büyük özelliğin, o üstün sıfatın peygamberlerde bulunan ve Allah-u Teala'nın bizden istediği يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اصْبِرُوا Ey iman edenler sabredin! اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraberdir. اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah'tan yardım isteyecekseniz sabırla, namazla Allah'tan yardım isteyin diye sabrı Cenab-ı Hak hep fırsatta bize gösteriyor ve bizden sabır istiyor kıymetli dostlar. Şimdi oruç ibadeti bize neleri sağlar? Oruç ibadeti bizim ahlakımızı, takvamızı artırdığı gibi ahlakımızı güzelleştirir. Nasıl ahlakımızı güzelleştirir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize orucu öğretirken diyor ki: "Men lem yed' kavle zur ve'l amel bihi." Bir insan yalan söylemeyi bırakmıyorsa, yalan söylemeye devam ediyorsa, yalanla hareket etmeye devam ediyorsa فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَ فِي اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ Yani bu adam oruç tutuyor, ha oruç tutmuş, ha oruç tutmamış diyor. Allah-u Teala'nın diyor, onun yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacı yoktur diyor. Oruç tutacaksa doğru tutması lazım. Hem oruçlu hem ağızdan yalan çıkıyor. Demek ki oruç bize neyi sağlıyor kıymetli dostlar? Oruçluyum, yalan söylemem. Oruçluyum, gıybet etmem. Oruçluyum, kimsenin kalbini kırmam. Göreceğiz şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki: وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ Sizden biriniz bir gün oruçlu ise فَلَا يَرْفَثْ Ağzından çirkin sözler çıkmasın. Adam seni kızdırıyor. Anasını, avradını küfrediyorsun. Dur kardeşim ya. Anasının suçu ne? Senin de anan var. Avratının suçu ne? Senin de avratın var. Suçsuz olanlara neden hakaret ediyorsun ki? Bir insan kızdığı bir insanın anasına, avratına küfretmiş olması, o insanın karakterinin düşük olduğunu, terbiyede sıkıntısı olduğunu, kul hakkında riayetkar olmadığını ortaya koyan bir delildir. Adama kızıyorsun, niye anasına saldırıyorsun? Adama kızıyorsun, niye babasına saldırıyorsun? Belki onun anası senin anandan daha değerlidir. Nereden biliyorsun? Belki onun babası senin babandan, hatta dedenden daha değerlidir. Nereden biliyorsun? Sonra sana karşı suç işleyen anası değil ki, babası değil ki. Senin karşında suçlu birisi var. Anası babası değil suçlu. Niye ona küfrediyorsun? Müminin ağzından kötü söz çıkmamalı. Ama özellikle aleyhissalatü vesselam Efendimiz, oruçlu musun? Bak oruçluysan فَلَا يَرْفَتْ Ağzından çirkin sözler çıkmasın sakın. Küfürler çıkmasın. وَلَا يَسْخَبْ Kimseye bağırıp hakaret etmene de gerek yok. Oruçlu musun? Oruçluysan ağzından çıkacak olan sözler birinin kalbini kıracak mı, kırmayacak mı? Bunun hesabını yapacaksın diyor. Şimdi bu kalitede oruç tuttuğumuz zaman iki dudağımızın arasında küfür söylemeyeceğiz, malik olacağız kendimize. Kavgaya girişmeyeceğiz, malik olacağız kendimize. Bu güzel bir eğitim değil mi? İnsana yalan söylememeye, küfür söylememeye efendim alıştırmış oluyor. İşte insanın ahlakını kemale erdirmiş oluyor. Şimdi bir dostumuzla, daha doğrusu birisiyle bir yerde tanışmıştık.
Fakat dedi ki hocam dedi ya ben dedi burada dedi seninle pek fazla teşrik-i mesai kuramıyorum. Sen başkalarıyla fazla teşrik-i mesai kuruyorsun dedi. Ama dedi ben biliyorum dedi kusurumu dedi. Birkaç fırın ekmek yemem lazım dedi seninle arkadaşlık yapabilmen için. Ben dedim hiç fırın ekmek yemene gerek yok dedim. Ağzında biraz fazla küfürle konuşuyorsun. Bunu bıraktığın zaman dedim arkadaşlıkta hiçbir sıkıntı yoktur. Ya hocam dedi ben bunu bırakmak istiyorum ama dedi bırakamıyorum onu dedi. Dedim sen bana teslim ol ben sana yardımcı olayım bıraktırayım sana dedim. Tamam dedi teslimim sana. Dedim tamam beraber olduğumuz süre içerisinde eğer ağzından bir küfür çıkarsa ensene bir tane yapıştıracağım dedi. Tamam mı? Tamam dedi. 5 dakika geçti, 5 dakika sonra bir küfür patlattı. Ben de bir tane patlattım ona. 10 dakika geçti, 10 dakika sonra bir tane daha küfür patlattı. Ben de bir tane daha patlattım ona. 20 dakika geçti, bir tane daha küfür patlattı. Ben de üçüncüsünü vurdum ona. Oydu. Ondan sonra beraber olduğumuz süre içerisinde birkaç ay beraber kaldık. Bir daha ağzından küfür duymadım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ağzından küfür çıkıyor, kendisi de bundan rahatsız. Çünkü insana yakışmaz kardeşim ya. Onurlu bir insana küfür yakışmaz ya. Niye küfür ediyorsun ki? Çirkin söz sahibine aittir. Müslüman, Müslümanın aynasıdır. Öğrenciler bize ilk geldiği zaman sokak ağzıyla beraber gelirler. Sokak ağzıyla gelen o öğrencilerin ağız yapısını düzeltip edepli terbiyeli hale getirebilmek için uzun bir mücadele verilir. Bir zamanlar öğrencilere şunu söylemiştim. Dedim bakın kardeşim, eğer bir arkadaşınız size çirkin söz söylerse, siz de ona aynı çirkin sözle mukabele etmeyin. Siz deyin ki ben aynayım. Siz deyin ki ben aynayım. Sen bende kendini gördün. Ne dedin? Uzun kulaklı mı dedin? Ha, ben aynayım. Sen kendini gördün bende. Öyle de dedim, sana kimse o zaman kötü söz söylemeye cesaret edemez. Çünkü aynayım diyeceksin. Senin ağzından çirkin söz çıkmadan onun söylediğini kendisine havale etmiş olacaksın. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mü'min insan şuna inanır. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Mü'min bir insanın ağzından, bir insanın ağzından çıkan her cümle, her kelime yanında hazır ve nazır melek tarafından kayda alınır. Yaptığımız konuşmaların tamamı مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Ne konuşursan konuş kardeşim, ne konuşursan konuş. Hani bantlar olunca kayıt yapıyorlar ya, hepsini kaydediyor. Ha, aynı şekilde görevli melekler de tabir caizse bantlarla beraber bizim konuştuklarımızı kayıt altına alıyor. Oruçlu olmasak da biz bu işe dikkat edeceğiz. Ama bilhassa orucu kaliteli hale getirecek olan nedir? Bu konuya dikkat etmiş olmamızdır. Şimdi bir Ramazan boyunca, bir ay boyunca buna dikkat eden bir mümin, bak adam 3 tane enseyle işi düzeltti. Bir ay buna dikkat eden bir insan, ne dersiniz, ahlaken kemale ermiş olur mu? Kötü sözleri bırakmış olur mu? Yalanı bırakmış olur mu? Gıybeti bırakmış olur mu? Elbette bırakmış olur. فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ Birisi sana hakaret ediyor, sövüyor sana. Oruçlusun ama. اَوْقَاتَ لَهُ وَيَا Seninle mücadeleye girmek istiyor, kavga yapmak istiyor. فَلْيَقُلْ اِنِّمْرُونَ سَائِمٌ اِنِّمْرُونَ سَائِمٌ Sen oruçlusun ya, onu kavga etme diyor. De ki ona ben oruçluyum kardeşim. Ben oruçluyum kardeşim de. Kavga yapmak isteyene bu cevabı ver. Sana hakaret etmek isteyen insana bu cevabı ver diyor. Bunu yeri geldikçe anlatıyorum. Hasbi Hoca Efendi diye bir Hoca Efendi vardı. Fatih'te İsmail Ağa Camisi'nde müezzinlik yapardı. Böyle çok esprili vaazları vardı. Biraz da sert mizaçlı birisiydi. Allah rahmet eylesin. Dedi ki vaaz, Ramazan'da dedi kürsüye çıktım vaaz ettim. Vaazda da anlattım. Oruç tutarken size birisi hakaret edecek olursa, sövecek olursa veya kavga yapmak isterse sakın kavga yapmayın. Ben oruçluyum deyin. Hadis-i şerifini okudum anlattım diyor. Vaazdan indik çıktık gidiyoruz. Arabada şoför mahallindeyim diyor. Bir araba önümüze durdu gitmiyor. Bize yol vermiyor. Ben diyor sinirli adam diyor. Şoför mahallini kapıyı açtım diyor adama yani bir yumulacağım. Fakat tam yumulacağım zaman kürsüde anlattığım hatırıma geldi. Hemen ben
durumu değiştirdim. Dedim ki, kardeş ben oruçluyum. Ha hocam dedi, ben de oruçluyum dedi. Hemen yolu açtı, yanlışından vazgeçti, yoluna devam etti. Bunu anlatıyor kendisi kürsüde, diyor ki hadis-i şerifin diyor faydasını diyor ben canlı canlı kürsüden inince gördüm diyor. Demek ki haçta, hac ve umreye giden kardeşlerimiz bilirler. Orada birisi birisiyle tanışacağı zaman sallâ alâ Muhammed diyorlar. Sallâ alâ Muhammed. Peygamber'e salatü selam getir diyor. Kavga mavga bitiyor. Oruçlu olan insan da kendisine sataşan birisine kardeşim ben oruçluyum desin, Allah'ın izniyle kavga bitmiş olur. Demek ki kötü söze kötü sözle mukabele etmiyoruz. Oruçluyken kardeşim ben oruçluyum diyerek işi savuşturmuş oluyoruz kıymetli dostlar. Şimdi kıymetli dostlar, orucun insana kazandırdığı güzelliklerden birisi de oruç siperdir, kalkandır. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem اَصْصِيَامُ جُنَّتُنْ. Oruç bir siperdir, oruç bir kalkandır. Ne demek? لَعَلَّكُمْ تَتَّكُنْدَ de anlaşılıyor. Yani oruç ibadeti insana ne yapıyor? Bir takım haramlardan, günahlardan uzaklaşmasını sağlıyor. İnsanı koruma altına alıyor. Şimdi insanın, çok affedersiniz, en büyük düşmanı bir şeytandır, bir de nefistir. Şeytanı Allah Celle Celaluhu bizim için ne yapıyor? Ramazan'da azgın şeytanları bağlıyor. Nefsi de, nefis neyle? Yani en büyük düşmanlarımızdan birisi de nefistir. Peki nefis düşmanlığını neyle artırır? Yemek, içmek ve cinsel ilişkiler, nefsin arzularıdır bunlar. Çok yemek, çok içmek, çok efendim şehvi arzularını tatmin etmek nefsin palazlandığı şeylerdir. İnsan oruç tutunca yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden kendisini sabahtan akşama kadar şimdi 15 saat men edince ne yapıyor bunlar? İnsanın şehvetini de kırmış oluyor. Şehvi duygularını da zayıflatmış oluyor. Dolayısıyla kıymetli dostlar, nefisten gelebilecek olan haramlara karşı insan oruçla beraber kendisini korumuş oluyor. Ne gibi? Savaşta siper düşmana karşı insanı koruduğu gibi veya kalkan insanı koruduğu gibi, orucun bir kalkan olduğunu, bir siper olduğunu ve böylece bizi diğer haramlardan da koruduğunu öğrenmiş oluyoruz. Siz de gördüğünüz zaman dikkatinizi çekmiştir. Bazı meyhanelerin kapısında Ramazan münasebetiyle yazı asılır. Ramazan münasebetiyle kapalıyız der. Şimdi bir meyhanenin kapısında Ramazan münasebetiyle kapalıyız diye yazıyorsa o meyhaneciyi bile ne yapmıştır? Oruç etkilemiştir. Ve o insan ne demiştir? Ben Ramazan'da bu işi yapmamam lazım demiştir. Eğer bir meyhaneci Ramazan sebebiyle meyhanesini kapatıyorsa kaliteli bir insandır o. Onun içerisinde gerçekten cevher vardır. Cevher vardır. O insan biraz işlenmesi lazım. Yani haram kazancın ne kadar yanlış olduğunu, ne gerek var kardeşim haram kazanç ile çoluğunu çocuğunu beslemeye? Allah Celle Celaluhu sen ve ben yaratılmadan anne rahmimizde 120 günlük iken rızıklarımızı yazmıştır. Artmaz, eksilmez. Dolayısıyla Allah senin rızkını kefalet altına almış, garanti altına almış. Sadece senin değil, havada uçan kuşların, ormandaki böceklerin, hayvanların rızıklarını da Allah üstlenmiştir. Dolayısıyla Allah Teala'nın üstlenmiş olduğu rızkı fe'ecmilu diyor hadis-i şerifte. Yani Allah rızkınızı üstlenmiştir. Siz bunu güzel yollardan, helal yollardan temin etmeye çalışın. Sizin göreviniz rızkınızı temin etmek değildir. Rızkınızı Allah verecektir. Sizin göreviniz rızkınızı helal yollardan aramaktır. Onun için meyhane kumarhanı çalıştıran kardeşlerimize hele hele Ramazan'da Ramazan sebebiyle kapatıyorum efendim, Ramazan'a saygım vardır diyen kardeşlerimize derim ki yani kardeşim Ramazan'ı gösterdiğin bu saygı tebrike şayan, takdire şayandır. Ama yine sana bir şey daha söylerim. Gel de çoluğuna çocuğuna haram rızık yedirme. Çoluğun çocuğun alın teriyle helal rızıktan beslenmesi nerede? Kumardan, içkiden, efendim meyhaneden ve gayri meşru yollardan çocuklara getirip daha yeni doğmuş çocuk süt içecek. Sütçüden süt alıyorsun. Hangi parayı veriyorsun? Yoğurtçudan yoğurt alıyorsun. Ne parası veriyorsun? Balcıdan bal alıyorsun. Ne parası veriyorsun?
bal yiyor, süt içiyor ama haramdan gelmiş, haram kazançtan gelmiş. Çoluğumuzu, çocuğumuzu niye haramdan besleyelim ki? Kendimizi niye haramdan besleyelim? Rızkın kefili Allah'tır. Dolayısıyla bundan sebep yanlış yollara düşmemek lazımdır. Kıymetli dostlar, oruç ibadeti bizim ahlaken kemale ermemizi sağlar. Çünkü bizi merhamet sahibi kılar. Açlık ne demektir? Biz onu 12 saatten sonra iyi anlamaya başlıyoruz. Susuzluk ne demektir? Onu iyi anlamaya başlıyoruz. Dolayısıyla insandaki merhamet duygusunu da geliştirmiş oluyor. Ayrıca oruç ibadetinin sağlık açısından da çok önemli faydası vardır. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz "Sûmû tasihû" buyuruyor. "Sûmû, oruç tutun, tasihû, sahate kavuşun" diyor. Doktorlara gidiyoruz, az yiyeceksin, şunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin diyorlar. Yani bizim şartlar öyledir değil mi? Çünkü biz millet olarak hep yemeği kaçırdığımızdan dolayı, aşırıya gittiğimizden dolayı, doktora gittiğimiz zaman şunu, 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 şunu yemeyeceksin diyor, fazla yemeyeceksin diyor. Yani demek ki fazla yemek nedir? Sağlığa zararlıdır. Doktorlar da aynı şeyi söylüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir insanın doldurduğu kaplar içerisinde en kötü doldurduğu kap midedir. En şerli doldurduğu kap midedir. Bizim dinimizde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği prensiplerde acıkmadan sofraya oturmamak lazım, doymadan kalkmak lazım. Bize tavsiye edilen budur. Bütün dünyanın tıbbı ve doktorluk ilmi de aynı şeyi söylemiyor mu? Demek ki insanın sağlığı ve sıhhati için oruca ihtiyaç vardır. Oruç insanın şeker dengesini de, diğer kolesterol dengesini de, sağlık dengesini de sağlamış oluyor kıymetli dostlar. Bize sabrı öğrettiğinden bahsetmiştim. Ezan-ı Muhammed'i okunmaya başladığı için ben böyle Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den bazı hadis-i şerifleri oruçla ilgili paylaşmak istiyorum. Orucun faydasıyla ilgili paylaşmak istiyorum. Ahmed İbn Hanbel ve Tabarani'de oruç ve Kur'an-ı Kerim yarın ahirette, kıyamette insanlara şefaat edeceklerdir. Şefaat edeceklerdir. Oruç diyecek ki Allah'ım, ben bu adamı, bu insanı yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden men ettim. Ben men ettim. Benim sebebimle uzaklaştı. Bana şefaat hakkını ver ya Rabbi diyecek. Kur'an-ı Kerim'de diyecek ki Allah'ım, ben bunu uykusundan, istirahatından men ettim. Kalktı uykusundan, beni okudu. Bana da şefaat hakkı ver diyecek. Kısacası insanın tutmuş olduğu oruçla, okumuş olduğu Kur'an, kendisine ahirette şefaat edeceklerdir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, gazve yapın, ganimet elde edersiniz, oruç tutun, sağlığınıza kavuşursunuz, sefere çıkın, şehirler arası, uluslar arası ticaret yapın, zenginleşirsiniz buyuruyor. Demek ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, şehirler arası, uluslar arası ticaretin insanlara zenginlik vesilesi olabileceğini haber veriyor. Eğer sizden biriniz لَوْ اَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْمًا تَطَوُّعًا, bir insan bir gün Allah rızası için nafile bir oruç tutsa, ثُمَّ اُعْطِيَ مِلْءَ الْاَرْضُ ذَهَبًا لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوَابَهُ دُونَ يَوْمِ الْحِسَابِ. Bakın kıymetli dostlar, farzla sünnet asla kıyaslanamaz ama diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, bir insan bir gün nafile oruç tutmuş olsa, yer dolusu altın verilse kendisine, o altın asla ne yapılmaz? O orucun sevabını karşılayamaz. Yarın ahirette o oruçtan dolayı alacağı sevap ondan çok daha büyüktür diyor. Efendim, üç kişinin duası reddedilmez. Birisi oruç tutan insan, iftar ederken duası reddedilmez. Adil devlet idarecilerinin duası reddedilmez. Mazlumun duası reddedilmez diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, son olarak da şunu söyleyeyim. Oruç tutan insanın iki tane sevinçli anı var diyor hadis-i şerifte. Birisi Rabbisine kavuş, birisi akşam iftar vaktinde ezan okunur okunmaz herkes bir mutluluk duyuyor. Bu bir sevinçtir. Diyor ki ikinci sevinç de Rabbisine kavuştuğu zaman olacak. Hep birinci sevinci yaşıyoruz değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü İftar vaktinde bunu yaşadık. İnşallah 30 Ramazan'da da yaşarız. Bunun bir başka bir sevinci var. Rabbimize kavuştuğumuz zaman asıl sevinci
orucumuz sebebiyle Allah Celle Celaluhu bize takdim ettiği zaman, o zaman gerçek sevincimizi yaşamış olacağız. Rabbim her birimizin oruçlarımızı kabul eylesin. Usulüne uygun oruç tutmaya her birimizi muvaffak eylesin. Yüce Rabbim oruç tutamayanlara da oruç tutmayı nasip eylesin. Hastalığı sebebiyle tutamayanlara sağlık, sıhhat ve afiyetler ikram eylesin. Tembelliği sebebiyle tutmayanlara da Rabbim o tembellikten vazgeçmelerini nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bu hafta Bayrampaşa Müftülüğümüzün, Diyanet Vakfı'nın buradaki kurs ve camilerle ilgili yardım talebi vardır. Ancak içeri girerken ben, siz de girerken görmüşsünüzdür. Faturalar biraz yoğun, bazı mevsimlerde yoğun geliyor. Olsun, Ramazan'dır. Ramazan'da Allah'ın izniyle bunlar, sizin gibi dostlarımıza dayanmaz bunlar. Şunu da ben hatırlatayım, tavsiye ederim. Ramazan'da çok olması önemli değildir. Yani yarım hurma bile önemlidir. Bir hurma bile önemlidir. Bir küçük su bile önemlidir. Yani elimizden her gün ufak da olsa bir sadaka çıksın. Ya bir fakire 1 TL verdin, 50 kuruş verdin. Bu bile çok önemlidir. اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ diyor. Yani yarım hurma da olsa cehennem ateşinden kendinizi sakının diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarım hurma demek insanı cehennem ateşinde ne yapabiliyor? Men edebiliyor. Birden çok vermektense, yani böyle az da olsa her gün bir şeyler vermeye çalışmak lazım. Allah dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Rabbim hep yüzünüzü güldürsün. Hem dünyada, hem ölürken, hem kabirde, hem mahşerde yüzünüzü güldürsün. Rabbim her birimizi hesabı kolay olanlardan eylesin. Haramlardan, günahlardan nefret edenlerden eylesin. İbadete aşık olanlardan eylesin. Maddi ve manevi bütün sıkıntılarınızı Rabbim izale eylesin. Yuvalarınıza huzur versin. Kazancınıza bereket versin. Dünya ahiretiniz mamur olsun. Lillahi Teala el-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم
وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Muhterem Müslümanlar, sahurla berekete, oruçla sıhhate, Kur'an'la şifaya, teravihle huzura, zekatla kardeşlerimize, itikafla özümüze eriştiğimiz bir Ramazan ayına daha kavuştuk elhamdülillah. Aziz müminler, Ramazan sabır ve irademizle bizi takvaya eriştiren oruç ayıdır. Oruç, Rabbimizin bize bağışladığı kutlu bir emanettir. Her yıl bize gelen bir medeniyet, bir diriliş mucizesidir. Vücudumuz, duygularımız, beynimiz ve kalbimiz oruçla yenilenir. Nefsimiz oruçla terbiye olur, kişiliğimiz oruçla mayalanır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Kıymetli Müslümanlar, Ramazan varlık alemine eşsiz bir ufuk sunan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve en çok okunduğu aydır. O Kur'an ki hayat ışığımız, gören gözümüz, çalışan kalbimizdir. Kur'an insana şifa, toplumlara şifa, medeniyetlere şifadır. O halde Kur'an'la şifa bulalım. Yuvalarımızı ve gönüllerimizi Kur'an'la buluşturalım. Rabbimizin kelamını özenle okumaya, anlamaya ve yaşamaya çalışalım. Mukabelelerimizle Peygamberimizin sünnetini ihya edelim. İhya edelim ki Kur'an ruhumuza işlesin, Kur'an'ın aydınlığı yüzümüzü kaplasın. Değerli müminler, Ramazan dinimizin direği olan namazla huzur bulduğumuz aydır. Öyleyse zikrimizi, şükrümüzü, tefekkürümüzü, dua ve niyazımızı namazla artıralım. Her türlü kötülükten, hayasızlıktan ve fenalıktan namazla korunalım. Yorulan ruhlarımızı teravihle sükunete erdirelim. Aziz Müslümanlar, Ramazan yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Geliniz, infak ve sadakalarımızla, hayır ve hasenatımızla malımızı bereketlendirelim. Zekat ve fitremizle kardeşlerimizin derdine derman olalım. Hüzünlerini dindirip sevinçlerini çoğaltalım. Yüce Rabbim hepimize Kur'an'la, oruçla ve namazla dirilmeyi nasip eylesin. Hutbemi Cenab-ı Hakk'ın şu emriyle bitiriyorum. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Ela inne ehsenel kelami ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil kaviyyil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kur'el Kur'ânu festemi'û leh ve ensitû leallekum turhamûn. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Elhamdülillah. Elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin
ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zîmen li nebiyyihi ve tekrîmen li fehâmeti şâni şerefi safiyyi. Fekâle azze ve celle min qâilin muhbiran ve âmira, İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy. Ya eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim'e ve ala âli seyyidina İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. Kema barakte ala seyyidina İbrahim'e ve ala âli seyyidina İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme ansuril İslam'a vel Müslümin. Allahümme eyyid kelimetel hakki veddin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi, milletimizi her türlü beladan muhafaza eyle. Yakınlarımızdan, tüm Müslümanlardan, hasta olanlara acil, kamil şifalar ihsan eyle. Amin. İbadallah. اتقوا الله وأطيعوه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor mealen: Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. O kötü işlerden, fenalık ve azgınlıktan yasaklar. Düşünüp tutasınız diye Cenab-ı Hak sizlere öğüt veriyor.